Herkese merhaba. Modernleşen Türkiye'nin tarihi kitabının son bölümü iki parça olarak yayınlayarak kitabımızı bitiriyoruz. Kitabımız 2004 yılında yazıldığı için bu bölüm 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle başlayıp 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçilmesiyle sona eriyor. Zaten 2002 yılından bugüne son 20 yılın tarihine bizzat şahit olduk ve oluyoruz. Yayınlayacağım ilk bölüm siyasi gelişmeleri ele alırken İkinci bölümde ekonomiden ve Türk dış politikasından konuşuyor olacağız. 12 Eylül 1980 sabahı saat 4.30'da Junta adından okunan ilk bildiri silahlı kuvvetlerin devletin organları işlemediği için ülke yönetimine el koyduğunu ilan ediyordu. Parlamento dağıtıldı. Siyasal partiler DİSK ve MİSK kapatıldı. Siyasal parti liderleri tutuklandı ve bütün ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Bütün iktidar devlet başkanı ilan edilen Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in başkanı olduğu Milli Güvenlik Konseyi'nin elinde toplandı. MGK bir hafta sonra emekli amiral Bülent Ulus'un yönetiminde 27 üyeli bir bakanlar kurulu atadı. Tüm üyeler bürokrat veya askerdi. Siyasetten kimse yoktu ve işlevi MGK'ya tavsiye vermekti. 16 Ekim'de bütün siyasi partiler kapatıldı ve liderleri serbest bırakıldıysa da siyaset yasağı getirildi. Bu dönemde hızlı bir tutuklama dalgası ülkeyi kapladı. 1980 sonunda 30 bin, bir yıl sonra toplam 122.600 kişi tutuklanmıştı. Siyasal nedenle terörist saldırılar sona ermişti. Sadece sokakta çatışan militanlar değil, akademisyenler, siyasetçiler, gazeteciler de tutuklanmışlardı. Uluslararası Af Örgütü, yaygın işkence uygulamasına ve bunun bazen ölümle biten sonuçlarına sürekli dikkat çekiyordu. Herhangi bir yargılamaya başlanılmadan tutukluluk süresi 90 gündü. 20 kişi idam edildi. Ordu, siyasal yaşamın inşası konusunda 15 üyeli bir anayasa komisyonu seçti ve bu komisyonun hazırladığı anayasa 1960'ta verilen akların geri alınmasıydı. Milli Güvenlik Kurulu'nun yetkileri arttırıldı. Basın ve sendika özgürlüğü sınırlandırıldı. Üniversiteler yok denetimine alındı. Yeni anayasa 7 Kasım 1982'de halk oylamasına sunuldu. %91 evet oyu aldı ve ayrıca Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçilmişti. Eski siyasetçilere 10 yıl siyaset yasağı getirilmişti ve yeni siyasi partilerin kurulmasına izin verildi. Bunlar emekli Orgeneral Turgut Sunalp'ın liderliğinde ve ordu tarafından desteklenen Milliyetçi Demokrasi Partisi, Necdet Calp'ın CHP'nin geleneksel Kemalist kanadına yakın Halkçı Partisi ve darbe öncesi ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal'ın kurmuş olduğu Anavatan Partisi. 6 Kasım 1983 seçimlerinde ANAP %45, Halkçı Parti %30, MDP ise %23 almıştı. Yeni seçim sisteminde küçük partilere sandalye verilmiyordu. Daha önce sistem bu aşırıcı partiler yüzünden zarar görmüştü. Bu yüzden de %45 oy ile ANAP salt çoğunluğunu sağladı. ANAP, eski partiler olan Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini almıştı. Ve bu farklı görüşteki koalisyonu bir arada tutan adam Turgut Özal'dı. 1984 yerel seçimlerde farklı partiler öne çıkmıştı. ANAP %41,5 alırken merhum İsmet İnönü'nün oğlu, Profesör Erdal İnönü'nün kurduğu Sosyal Demokrasi Partisi %23,5 almıştı. Üçüncü sırada Demirel'in arka plandan yönettiği Doğru Yol Partisi vardı. %13,5 almıştı. Erbakan'ın Milli Selamet Partisi'nin yeni ismiyle Refah Partisi %4,5 almıştı. Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Halkçı Parti'nin oyları çok azdı. 1985'te Halkçı Parti Sosyal Demokrasi Partisi ile birleşti. Ama öte yandan Demokratik Sol Parti'nin kurulması Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye bir rakip olacaktı. DSP'nin başkanı Ecevit'in eşi Raşan Ecevit'ti. Özal, eski siyasetçilerin üzerindeki yasağı kaldırmaya karar verdi. Onların mücadele davetini kabul etmişti ve halka sundu. Her ne kadar halktan onların geri dönüşünü reddetmelerini istese de, halk eski siyasetçilere kıl payı bir oranla %50,24 ile evet dedi. Özal bunun üzerine erken seçim kararı aldı. 1987 seçimlerinde Deont Nispi Temsil Sistemi kullanılacaktı ve seçim barajı vardı. Belli bir seçim çevresinde barışı geçemeyen bir parti bütün oylarını kaybetmekte ve büyük partiler arasında oyları paylaşılmaktaydı. ANAP %36,3 alarak bu sistem sayesinde tek iktidar oldu. Erdal İnönü saygın ve iyi biri olarak görülürken siyasetçi olarak kötü görülüyordu. Ama gene de sıkılmış limon reklam kampanyası oyların %24,8'ini getirmişti. Demirel'in DYP'si %19,2 almıştı. Öteki partiler barışı geçemedi. Ecevit'in DSP'si %8,5 almıştı. Yeni siyasetçiler Özal ve İnönü eskilerin meydan okumasını geri püskürtmüşlerdi. ANAP'ın Haziran 1988'deki parti kurulunda bir genç Özal kürsüden konuşma yaptığı sırada tabancayla Özal'ı öldürmeye çalıştı. Özal sadece baş parmağından yaralandı. Özal bu kez
1989 belediye seçimlerinin erken alınması gibi önemsiz bir mesele için halk oylaması yapılmasına karar verdi ve evet oylarında çoğunluk olmazsa istifa edeceğini söyledi. %35 evete karşı %65 hayır gelmişti. Gene de Özal, en son seçimlerde almış olduğu %35'i koruduğunu söyleyerek, ANAP'ı destekleyenlerin halen onu desteklediğini söyleyerek istifa etmedi. Yerel seçimler öne alınmadan planlandığı gibi Mart 1989'da yapıldığında ANAP'ın düşüşte olduğunu gösteriyordu. SHP %28.8 ile birinci, DYP %25.6 ile ikinci, ANAP %21.9 ile üçüncü olmuştu. Yine de bir erken seçime gidilmeyeceğini söyledi ve meclisteki çoğunluğunu kullanarak Kenan Evren'den sonra 1989'da Celal Bayar'dan sonra ikinci sivil bir cumhurbaşkanı olarak Turgut Özal seçildi. Başbakan ise Yıldırım Akbulut olmuştu. Özal'ın partisine olan desteğin azalma nedeni yüksek enflasyondu. Ayrıca Özal ailesinin karıştığı yolsuzluklar, adam kayırmalar vardı. 1989 seçimlerinden sonra Özal kabineden bazı aile üyelerini geri çekmişti ve eleştirileri bir nebze azaltmıştı. Özal muhalefet partilerinden endişe duymuyordu. Tam tersi ANAP içerisindeki hizipçiliği engelleyemiyordu. Parti içinde dinciler ve milliyetçiler kendilerine kutsal ittifak diye bir grup yaratmışlardı. Bu gruba Keçeciler liderlik ederken partinin liberal kanadına Mesut Yılmaz liderlik ediyordu. Özal liberal kanadı destekliyordu. Hatta karısı Semra Özal herkesin içine sigara ve viski içerek liberalliğini gösteriyordu. 1991'de eşi Semra Özal'ı İstanbul İl Başkanı olarak atadı ama parti içinde bundan rahatsız olanlar Mesut Yılmaz'ın etrafına toplanarak onu başbakanlığa getirdiler. Bu dönemde etkili ideolojilerden biri Aydınlar Ocağı'nın yarattığı Türk İslam senteziydi. Türklerin İslamiyet öncesi kültürüyle İslamiyet arasında benzerlikler olduğunu söylüyordu. Adalet, tek tanrı inancı, ruhun ölümsüzlüğü gibi ve Türkler İslamiyet'i kabul ederek İslam'ın askerleri olmuştu. Bu kurama göre Türk kültürü 2500 yıllık Türk unsuru ve 1000 yıllık İslam unsuru olmak üzere iki direk üzerine kuruluydu. Hem Özal'ın ANAP'ı hem de Kenan Evren ve ordu bu senteze sahip çıktılar. Devlete dost milliyetçi bir İslami fikir komünizme karşı etkili bir antidot olabilirdi. Din ve ahlak bilgisi dersi, Mehmetçik ve ordu sevgisi bu kuramın bir parçasıydı. 1984'ten itibaren yeni camilerin inşası, İmam Hatip okullarının artışı, dinsel içerikli yayınların artışı fark edilir olmuştu. Modernleşme Türkiye'de o kadar başarılı olmuştu ki aslında laik ve pozitivist elitler entelektüel alanda tekerlerini yitirmiş, eski alt sınıfların üyeleri eğitim almış, basın, yayın, her türlü iletişim kanalından kendi fikirlerini dile getiriyorlardı. Siyasallaştırılmış İslam, solun yoksulların sözcüsü olma rolünü üstlenmişti. İslami hareketlerin bu kadar başarıya ulaşmasında Özal ve Evren'in onları desteklemesi de bir etkendi. Laiklik tartışmaları 1980'lerin sonunda özellikle kamuda ve üniversitede türban takma yasağı üzerine yoğunlaşmıştı. Sünni çoğunluk ile laik politikaları geleneksel olarak destekleyen Alevi azınlık arasındaki kutuplaşma da artmıştı. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta kalabalık bir grup Alevi müzisyenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler. 38 kişi yanarak öldü. Ayrıca Muammer Aksoy, Bahriye Uçok ve Uğur Mumcu'nun öldürülmelerinde köktencilerin rolü olduğu düşünülmektedir. 1990'ların başında hızla büyüyen bir diğer akım da Fethullah Gülen'in Nurcu Hareketi'nin modernlikten yana olan koluydu. Eğitim kurumları aracılığıyla hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde etkisini arttırıyordu. 1997'de başlayan İslamcı akımları bastırma dalgasında Gülen ABD'ye gitmişti. 20 Ekim 1991'de Türkiye bir kez daha sandık başına gitti. DYP %27 oyla seçimleri kazandı. ANAP %24 almıştı, SHP %20'de kalmıştı. Refah Partisi ise %17 idi. Koalisyon hükümeti Süleyman Demirel ve SHP ile kurulmuştu. ANAP'ta ise Mesut Yılmaz, Turgut Özal'dan bağımsız hareket ediyor ve parti içinde çatlaklar yaratıyordu. MHP içinde ise Türk İslam sentezine yakınlanan bir grup Büyük Birlik Partisi'ni kurarak MHP'den ayrıldılar. SHP'de Erdal İnönü'yü deviremeyen Deniz Baykal, CHP ismiyle partisini kurduğunda SHP'de bölünme yaşandı. Menderes'in oğlu Aydın Menderes de kendi partisi olan Büyük Değişim Partisi'ni kurmuştu. 17 Nisan 1993'te Turgut Özal kalp krizinden öldü. Her türlü anlaşmazlığa ve yolsuzluklara rağmen sergilemiş olduğu cesaret ve kararlılık halen özlemle anılmasına neden olmaktadır ve sevilmektedir. Özal'ın ölümünden sonra Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Demirel'den boşanan DYP liderliğine ve başbakanlığa eski ekonomi profesörü ve ekonomiden sorumlu devlet başbakanı Tansu Çiller geçti. Hem ilk kadın başbakan hem de Amerikan taraftarı liberalizmin destekçisi olarak bir dinamizm getirmişti. SHP'de de Erdal İnönü siyaseti bırakmış Murat Karayalçın liderliğe geçmişti. ANAP ve DYP'nin koalisyonu mümkün olamıyordu. Aynı görüşün iki rakip partisiydi. Aynı şekilde de sosyal demokrasiyi savunan CHP, SP ve DSB rekabet halindeydi.
Bu partilere en büyük meydan okuma İslamcı Refah Partisi'nden geldi. 1994 belediye seçimlerinde DHP %21,4, ANAP %21, Refah Partisi %19 almıştı ve Refah Partisi İstanbul ve Ankara belediyelerini kazanmıştı. Seçim sloganı olarak adil düzenle girdikleri bu seçimde bir önceki seçime göre oylarını ikiye katlamışlardı. Hem küçük işletme sahiplerinin partisi hem de komşu kasabaların birleştiği büyük mahallelerin fakir kesimlerin partisiydi. Sol kanatta ise Alevilerin hiç değişmeyen %25 oyu, SHP %13,6, DSP %8,8 ve CHP %4,6 olarak paylaşmıştı. Seçimden sonra CHP ve SHP, CHP çatısı altında birleşme kararı aldı. Ecevit ise kesinlikle işbirliğine yanaşmıyordu ve DSP olarak devam ediyordu. Hükümet, özelleştirme yasasını ve 1980 anayasasını kısıtlayıcı bazı maddeleri kaldırdığı liberalleşme yasasını, o zamanlar demokrasi paketi adı verilen yasaları geçirdi. Siyaset sahnesinde yeni bir olgu, tekstil kralı Cem Boyner tarafından kurulan yeni demokrasi hareketinin ortaya çıkışıydı. Zengin bir iş adamı partisi olarak ilk başta taraftar topladıysa da taban örgütlenmesinin zayıf oluşu, hareketin kendiliğinden dağılmasına yol açmıştı. Tüm baskıya ve kötü giden ekonomiye rağmen Çiller hükümeti varlığını korumuştu. Sonunda Ekim ayında koalisyonu parçalandı ama seçime kadar devam etme kararı almışlardı. 24 Aralık 1995 seçimlerine Refah Partisi %21,4 ile birinci gelmişti. ANAP %19,7 ile ikinci, DYP %19,2, DSP %14,7, CHP %10 almıştı. MHP, HADEP, Cem Boyner barajı geçemediler. Seçimlerden sonra ANAP ve DYP koalisyonu mantıklı bir çözümdü. Ama Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller arasındaki kişisel anlaşmazlıklardan dolayı olamıyordu. İlk önce Refah Partisi ile ANAP'ın koalisyonu düşünüldü ancak yoğun eleştiriler üzerine gerçekleşmedi. Bunun üzerine ANAP ve DYP koalisyonu kuruldu ama 4 ay sonra dağıldı. Koalisyonun dağılma sebebi Refah Partisi'nin ANAP'tan Tansu Çiller hakkında bir yolsuzluk soruşturmasını araştırmasını istemesiydi. Koalisyon dağılır dağılmaz Erbakan Tansu Çiller'e bu soruşturmanın unutulacağını ama koalisyon ortağı almak istediğini söyledi. 28 Haziran'da Refah ve DYP koalisyonu kuruldu. İlk 2 sene Erbakan sonra Çiller başbakan olacaktı. Koalisyon başarılı gidiyordu, ekonomi toparlıyordu ve istikrar isteyen iş çevreleri destekliyordu. Refah Partisi de İsrail ile ilişkilerin kesilmesi veya Masonlarla savaş gibi söylemlerini terk etmişti. Kitle basını ise sürekli eleştiriyordu. Milliyet ve Hürriyet'i yayınlayan Doğan grubu ve Sabah ve Yeni Yüzyıl'ın sahibi Bilgin grubu basının %66'sına sahipti. Tansu Çiller, yolsuzluk suçlamalarını demokrasinin kılıcı gibi tepesine sallanırken koalisyonu bitirmek istemezdi. Erbakan ise halkın desteğinin artışını sağlıyordu. Erbakan ve partisinin görünüşte sorgulanmayan konumu onları yanıltıcı bir güvenlik duygusuna sevk etti. Partinin liderlerinden daha çok bazı milletvekilleri ve belediye başkanları kasıtlı olarak infial uyandırıcı beyanatlar yapıyorlardı. 1997'de Ankara yakınında Sincan'da Filistinlileri desteklemek için bir Kudüs gecesi düzenlediler. Türkiye'deki İran Büyükelçisi Batı Alettar'a bir konuşma yapmıştı. 3 gün sonra 4 Şubat'ta silahlı personel taşıyan araçlardan oluşan uzun bir konvoy ağır ağır Sincan'ın merkezinden geçti. Hemen ardından ordu dinci tehditleri araştırması için bir Batı çalışma grubu kurduğunu duyurdu. 28 Şubat'ta ordu bakanlar kuruluna İslamcıların ekonomi, eğitim, devlet aygıtı içindeki etkisini frenlemeyi amaçlayan uzun bir talepler listesi sundu. Bu isteklerden biri eğitimin 8 yıllık zorunlu ilköğretime çıkarılmasıydı. Ortaokul seviyesindeki imam hatiplerin kapatılması amaçlanıyordu. Bakanlar Kurulu bu tavsiyeleri onayladı ama işleme almadı. 6 hafta sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun 9 saatlik toplantısında ordu bu sefer bu istekleri ultimatum olarak verdi. Erbakan 20 Mayıs'ta bir Gensoro önergesini savuşturdu. Sendikalar 21 Mayıs'ta laiklik cephesine bir araya geldiler. Aynı gün Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi hakkında kapatılması için soruşturma başlattı. 5 gün sonra İslamcı eğilimli olduğu gerekçesiyle 161 subay ordudan ihraç edildi. Uygulanan baskıyla DYP içinde istifalar gelmeye başladı ve nihayet 18 Haziran'da Erbakan istifa etti. Demirel yeni hükümeti kurması için Mesut Yılmaz'dan istedi. Yılmaz, DSP'den Ecevit ve bazı partilerden istifa edenlerin yeni kurmuş oldukları Demokratik Türkiye Partisi ile bir koalisyon kurdu. Böylece ordu postmodern bir darbe gerçekleştirmeyi başarmıştı. Ordu yeni hükümete çok fazla karışıyor. Siyasetçiler bunu eleştirdikleri zaman Genelkurmay Başkanı Karadayı tarafından azarlanıyorlardı. 16 Ocak 1998'de Refah Partisi kapatıldı ve Erbakan'a siyaset yasağı getirildi. Şubat'ta partinin İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir dava açıldı. Bir seçim mitingi sırasında Ziya Gökalp'in Türkiye'deki minareleri süngüye benzettiği bir şiir okumasından dolayı dinsel nefreti kışkırtma suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
23 Şubat 1998'de Fasılyet Partisi kuruldu. Mesut Yılmaz ekonomi yürütemediği için ve yolsuzlukları karıştığı için istifa edildi ve erken seçime gidildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinde dinsel bir tepki beklenilmesine karşın Fazilet Partisi'nin oyları düşmüştü ve ancak %15.4 alabilmişti. DSP %22, MHP %18'di, ANAP %13, DYP %12'ydi. Bu sonucun bir nedeni Mesut Yılmaz Ecevit Koalisyon Hükümeti'nde Ecevit Başbakan olarak PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilme operasyonunu yönetmişti. MHP'nin oylarını ikiye katlamasının nedeni de Alparslan Türkeç 1997'de ölmüştü ve büyük bir mücadele sonrası Ülkücü Hareket'in lideri Devlet Bahçeli partinin lideri olmuştu. MHP'yi geçmişin şiddetinden uzak tutarak daha modern bir görüntü vermişti. Hem de İslamcı seçmenle iletişime geçmişti. Hem de MHP, Erbakan Çiller Yılmaz dönemlerinin yolsuzluklarından uzak ve temiz kalmıştı. Yeni hükümet, 70'lerinde olan Bülent Ecevit'in liderliğinde bir DSP, MHP ve ANAP koalisyonuydu. Aşırı sağla demokratik solun birleşmesi şaşırtıcı olsa da her iki tarafta milliyetçiydi ve güçlü devlet taraftarıydı. Yeni hükümet ekonomiyi kurtarmak için IMF'den yardım istedi. Sıkı mali politikalar ve özelleştirmeler karşı borç para alınacaktı. Tam da o sıralarda 17 Ağustos 1999'da Türkiye sarsıldı. Kocaeli 7.4 şiddetinde bir depremle yıkılmıştı. Resmi ölü sayısı 15.000'di. Belki de gerçek ölü sayısı bunun iki katıydı. İlk 24 saat içinde kurtarma operasyonu yapılamamıştı. Devlet pasif kalmıştı. Yunanistan ve İsrail'in kurtarma yardımları reddedilmişti. Devletle bağlantısı olmayan Akut çalışmaya başlamıştı ama yetersiz kalıyordu ve devletin birkaç gün sonra dahil olması çok geç gelmiş bir yardımdı. Çünkü yaralı kurtulabilecek birçok kazazaydı çoktan ölmüştü. Halk çok öfkeliydi ve medya eleştiriyordu. Ordu da halkın öfkesinden muaf olmadı. 12 Kasım'da bu sefer Düzce'de 7.2 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. 25 milyar dolardan fazla maddi hasar vardı. O sırada Başsavcı Vural Savaş bu sefer Fazilet Partisi'nin kapatılmasını istedi ve 2 sene sonra bu parti kapatıldı. Bu kapama ile parti içinde muhafazakarlarla partiyi geniş bir merkez sağ harekete dönüştürmek isteyen yenilikçiler arasında tartışmalar çıktı. En sonunda yenilikçiler partiden ayrılarak Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdular. İslamcılar ise Saadet Partisi'ni kurmuşlardı. Bu bölünme ordunun başından beri amaçladığı bir şeydi ama sonraki gelişmeler büyük pişmanlığa yol açacaktı. Hukukun üstünlüğünü, siyasi hesaplaşmanın ve devlet çıkarlarının üstünü tutma mücadelesi Mayıs 2000'de Anayasa Mahkemesi Başkanı Almeş Nedret Sezar'ın 10. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle güç kazandı. Sezar yeni bir tarz getirmişti. Trafikte kırmızı ışıkta duruyordu ve birçok konuda hükümetin kararlarını veto ediyordu. Hukuka karşı gördüğü yasaları reddediyordu. Bakanlar kuruluna karşı eleştiriler bir tavır almıştı. Bu 2001 yılında büyük bir kavgaya sebep oldu. Milli Güvenlik Kurulu'nun bir toplantısını hükümetten yolsuzluklarla ilgili hesap soruyorken Başbakan Ecevit ile kavga etmişler, birbirlerine anayasa kitapçığını fırlatmışlardı. Ve Ecevit çıkışta basına bundan bahsedince bu dev bir ekonomik krizi tetikledi. Yatırımcılar hükümete güvenlerini yitirmişlerdi. 2001 ve 2002 yıllarında Bakanlar Kurulu ekonomik krizi durdurması için Dünya Bankası'nın müdürü Kemal Derviş'i getirdi. Kendisine geniş yetkiler verildi. Derviş başarılı oldu ve uzun dönemde istikrarın temelini kurdu. Ama Türk halkının gözünde iktidardaki koalisyonun inanılırlığı kaybolmuştu. Sonunda Ecevit hükümetin sonunu getiren ekonomik kriz değil başbakanın sağlık problemleri olacaktı. Ecevit'in sağlığı çok kötüydü ama istifa etmiyordu. Bu yüzden kendi partisine isyan çıkmıştı. DSP'li muhalifler ayrılarak kendi yeni Türkiye Partisi'ni kurdular. Ecevit erken seçime gitme kararı aldı. Derviş DSP'nin güçsüz kaldığını görüp CHP'ye katıldı. Seçimler 3 Kasım 2002'de yapıldı ve sonuçlar afallatıcıydı. AKP %34 ile birinci, Deniz Baykal'ın CHP'si %19 ile barajı geçen tek muhalefet partisiydi ve AKP tek başına iktidar olmuştu. Sadece DYP %9'a gelebilmiş, diğer tüm partiler silinmişti. Tayyip Erdoğan, kendi işçi sınıfı geçmişi ve hatipliği, başarılı belediye başkanlığı dönemi, siyasi yasaklı olduğu için resmen seçimde aday olamamıştı ama sonra olacaktı ama bir lider olarak kendini kabul ettirmişti. Türkler bir İslam devleti istedikleri için değil, yoksulluk ve yolsuzluğa son vereceğine inandıkları için Erdoğan'a oy vermişlerdi. Bu noktada bu bölümü ara veriyoruz. Bir sonraki bölümde aynı bölüm başlığı altında 1980 sonrası Türk ekonomisini, ekonomik krizleri, PKK ile mücadeleyi ve Türk dış politikasını konuşuyor olacağız. Bizi takip etmeye devam edin.